Ya bırak ne gibi meşin ya? Gümrük sorumlusu şu değil mi? Evet, 34 kişi geldiler. 29'u serbest kaldı. 5'i için mahkeme kararı, hakim kararı bekleniyor. Son durum bu. Bir de hatırlatmakta yarar var. PKK'lıların teslim olan veya teslim olma töreni düzenlenen PKK'lıların halinde son durum bu. Bugün itibariyle bu gelişme İçişleri Bakanı tarafından da birazdan saat 10 sularında Ankara temsilcilerine verilecek briefingde değerlendirilecek. Böylelikle saat 13.30'a Çankaya Köşkü'nde toplanacak MGK öncesinde medya son durumla ilgili teslim olan PKK'lılarla ilgili hükümet değerlendirmesini birinci elden Koordinatör Bakan İçişleri Bakanı Beşir Atalay'dan dinleme fırsatı bulacak. 13.30'daki MGK'ya ana muhalefet lideri zaten kanun değişikliği olmadığı için girmiyor ama Abdullah Gül'ün pazar günü yaptığı ana muhalefet lideri de MGK'ya katılsın önerisine Baykal pek sıcak bakmadı. Bunu birazdan Bilal Çetin'le birlikte parametre programının ilerleyen dakikalarında sizlerle paylaşacağız. Gerekçesini Baykal'ın. Yine bugün 11.30 itibariyle önemli bir gelişme olacak ve bir sır daha çözülmüş olacak. Baykal malumunuz Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen görüşelim, açılım konusunda görüşelim önerisine TV kameraları altında olursa olur şartını koşmuştu. Başbakan yanıtını bugün AKP grubuna verecek. Radikal Gazetesi'ne göre Baykal TV yerine ses kayıt cihazı, tape ve tutanak önerisini getirecek. Ve Türkiye-Azerbaycan ilişkileri geriliyor. Azeri yönetimine gayet kişisel bir sitem etti bugün bir gazeteci. Türkiye Gazetesi yazarı Nuri Elibol. Buna da değineceğiz. Ama önce piyasalar diyelim. Çünkü Dow Jones dün gece kapanışta yeniden 10 binin üzerine denedi. Dolar, euro dolar paritesi de 1.50'yi test ediyor ciddi anlamda. Sinan Okumuş, Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi telefon attığımızda şu anda. Günaydınlar efendim. Günaydın Enis Bey. Efendim, Dow Jones yeniden 10 binin üzerinde dedik. Aslında gelen veriler benim gördüğüm kadarıyla Amerika'da bu, yani en azından makro veriler bu çıkışı destekleyecek nitelikten çok uzak. Sadece işte bilanço verileri var şirketlerin. Dow Jones'u 10 bin üzerinde tutmaya yeter mi bilançolar? Aslında doğru söylüyorsunuz. Yani aynı şey gelişmekte olan piyasalar için de geçerli. Yani bir taraftan son 50 yılın krizi diyoruz. Bundan çıkmaya çalışan bir ekonomi var. Bir taraftan da bakıyorsunuz bütün zamanların en yüksek borsa endeksinden işte %10 civarında bir aşağıda endeks seviyesi, işte tarihi seviyede düşük dünyada faiz oranları, aşırı likitte, bunları üst üste koyduğumuz zaman bir tarafta da reel ekonomi tarafına bakıyoruz. Üretimde tamam, yani bu 6 ay öncesine göre ya da 1 sene öncesine göre çok çok iyi durumda üretim tarafı, tüketim tarafı, istihdam tarafı ama bu tabii ki olması gereken seviyelerin çok çok uzağında. Hani yaralar daha yeni yeni sarılıyor ama finansal piyasalar çok hızlı fiyatlıyor. Bir taraftan da fiyatlarken yeni riskler ortaya çıkmaya başlıyor. İşte bakıyoruz bugün bütün piyasalar mavi, yani yukarıda. Ama bir taraftan da işte dolar değer kaybediyor sadece. 1.50'lere dayandı dolar euro paritesi. Bunun da tabii karşılığı dolarla fiyatlanan altın gibi, petrol gibi emtialarında yine yıl içerisindeki en yüksek seviyelerine gelmesine sebep oluyor. İşte baktığımız zaman petrolün varili 80 dolara geldi. İşte altın fiyatlarında yine ons'ta 1.065 dolarlar civarında. Dolayısıyla burada ciddi bir şey var. Enflasyon riski de bir taraftan oluşmaya başlıyor. Yani bir taraftan bu finansal şu fiyatlar... anda zaten euro dolar paritesini yansıttım ben de ekrana. Evet. Çok keskin bir çıkış gözüküyor. Yani
Ekim ayındaki çıkıştan bahsediyoruz. 1.50'ye çok az kaldı. Test edilecek belli ki. Burada petrolden dolayı özellikle yeniden borsaların, çünkü petrol gelirinin borsaları desteklediği yolunda da bir tez var biliyorsunuz. Borsaların çıkışının arkasındaki nedenin petrol gelirindeki bir fazlalıktan, işte piyasaya bir likiditeden kaynaklanıyor olması ihtimali var mı efendim? Doğru, özellikle yani bizim coğrafyamızda işte Rusya olsun, Orta Doğu olsun önemli petrol gelirleri oluşuyor. Çünkü bu sene bütçelerini 60 dolar, ortalama 60 dolar petrol varilinden hesaplamışlardı. İşte 60 doların üzerinde ciddi bir likidite yaratılmaya başlıyor bu bölge. Ama tabii ben aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Bir taraftan da bu bir enflasyon riski yaratıyor. Yani şimdi siz sıfır civarında faizi tutuyorsunuz, işte 0.025 ve çok ciddi likidite var. Bir krizden çıkmaya çalışıyorsunuz. Ama bir kısım insanlar, bir kısım stratejistler de bunun kısa zamanda enflasyon riskine yol açabileceğinden bahsediyorlar. Yani hatta Aralık ayında Fed'in artık faiz artırımlarına başlaması ya da bunun sinyalini vermesi gerektiğini söylüyorlar. Yine hafta içerisinde Avustralya Merkez Bankası faiz artırımında bulundu. Yani bir sonraki aşamada, yani bir krizden çıkarken başka bir krizin tohumlarını da belki ekmemek gerekiyor. Şu andaki ortam biraz da ona müsait gibi gözüküyor. Yani şimdi finansal piyasalar hani ne gösteriyorsa o doğrudur. Tamam, karşımızda bir rakamdır bu. Ama hatırlarsanız geçtiğimiz senenin de 2008'in ilk 6 ayında da altında hiçbir temel neden yokken petrol fiyatları 150 dolarlar civarına çıkmıştı. Yani bir tarafta kriz var deniliyordu, bir tarafta petrol fiyatları 150'ye çıkıyordu. Yani bu da bir fiyattı ama bu uzun süre böyle kalmadı. Sonra 30 dolarlara düştü. Yani tekrar bu aşırı finansal piyasalardaki aşırı fiyatlamalar bu krizin etkisini uzatabilir korkusu var bende. Bu da zannediyorum herhalde yani Aralık-Ocak aylarının problemi olarak ortaya çıkmaya başlayacak. Ve son olarak da İMKB'ye dönelim. İMKB'de şu anda gördüğünüz gibi Ocak seviyesine, 2008 Ocak seviyesine çok yakın bir noktadayız. Ne dersiniz, bu çıkış trendi de sürecek mi haftalık olarak baktığımızda bu grafiği? Şimdi kısa vadede bu trend devam edecek gibi gözüküyor. Yani az önce söylediğim kısıtlarla değerlendirilirse, yani Dow Jones 10.000'in üzerinde tutunur ve biraz daha ötesini görmeye devam ederse bunun İMKB tarafına da yansıması herhalde bizim o işte 2007'nin ya da 2008'in başındaki o en yüksek 57-58'in seviyelerine kadar şey yapabilecek, taşıyabilecek. Ama yani oralarda kalabileceği konusunda çok umutlu değilim. Çünkü dediğim gibi yani istihdamda, tüketimde, üretimde bunları hak edecek hareketlilik yok. Çok aşırı fiyatlama var. Dolayısıyla hani temkinli olmakta, dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Sinan Okumuş, Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi, verdiğiniz bilgiler için. Evet, piyasayı da böylelikle piyasa parantezini kapattıktan sonra... Yani faiz yükseltmeleri batılı ekonomilerde başladı. İşte Avustralya örneğini verdi. Amerika Birleşik Devletleri de. İsrail ondan hemen başlamıştı. Doğru söylüyorsun. Aralık'ta yükseltebilir FED'de faizi diyor. Zaten tabii, herkes onu oynuyor. Yani yükseltecek mi, yükseltmeyecek mi? Yani Bernanke'nin bir açıklamasını yorumluyorlar. Yükselecek diye. O zaman kafamıza yağıyor işte hisseler. Yağmur gibi. Ama sonra bir başka açıklama geliyor. Bernanke de enteresan bir adam. Yani şimdi açıklamalarla tabii o spekülasyon devam ediyor ama gerçek olduğu zaman bu spekülasyon değil, iş gerçeğe çıktığında yani Türkiye'de tabii ki etkisi olacaktır. Eğer Amerika Birleşik Devletleri faizi yükseltirse, Avrupa'da faiz yükseltmesi olursa. Türkiye, ben Bernanke'yi falan tanımam. Ben Durmuş Yılmaz'ı tanırım. İşte, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası aslanlar gibi hazine yapıp kovayla para taşıyor. İster Amerikan dolarının faizi 4 olsun, ister 5 olsun, bizimki aynen orada devam eder. Hiç yani kimse kaygılanmasın. Söz verdi bir kere. Dolara müdahale edeceğim diyor yükselirse. 1. Faizi daha da fazla düşüreceğim diyor. 2. Bu sözü biz burada bir şekilde kayıt altına alalım. Bugün itibariyle daha önemli konular var. 34 PKK'lı geldi ama geliş biçimi, baktım bugün ben, matbuatta pek de öyle
içine sinmiş gibi değil. Yani bakıyorsun mesela tamamen bu olayı özgürlük açısından, işte akan kanın durması açısından yorumlayanlar var. Bir taraftan Yılmaz Özdil gibi şakayla karışık itiraz edenler var. Yani yapılan muameleyi. Senin pozisyonuna bir önce onu alalım. Ben bir kere şeyden, yani bunu herhalde Türkiye'de aklı başında hiç kimsenin karşı çıkamayacağı bir şeyden, bir pencereden bakıyorum. Yani bir daha da terörist silahıyla dolaşıp Türkiye'yi rahatsız edeceğin, gelip Türkiye'ye yani en nihayetinde silahını bırakması, teslim olması, bu çok önemsiyorum ben dünkü gelişmeyi. Ve diyor, temennim de şu, inşallah bunun arkası gelir. Bu Ahmet Türk'ün deyimiyle, tabii insanları rahatsız eden esas o. Arkası gelen bunu, ne? Diğerleri de gelip, yani bunu şimdi dün Demokrat Toplum Partisi Genel Başkanı Ahmet Türk'ün açıklamaları, yani insanları biraz rahatsız eden, huzursuz eden o kağıttan okutu ama tırnak içinde onun deyimiyle, yani burada baktığında bu da Sayın Öcalan'ın bir açılımı gibi sundu. Sayın kısmını Ahmet Türk'e atfen söylüyorum. Ve orada yapılan bir takım gösteriler. Yani insanların bu meseleye buruk yaklaşması biraz belki o nedenle. İkincisi başka bir nokta orada ifade edilen. Efendim bu etkin pişmanlık o Türk Ceza Yasası'ndaki, iki senedir Türkiye bu meseleyi tartışıyor aslında. Bir gün böyle bir sorunla karşılaştığında nasıl çözecek? İşte başbakan da hep en üst düzeyde söylenen kesinlikle af yok. Bu etkin pişmanlık maddesi var. 221. madde galiba. Buradan faydalansın. Adam da diyor ki hayır kardeşim, ben pişman olup dönmedim. Bu açılım çerçevesinde silahı bıraktım. Geldim. Şimdi söylenen DTP'lilerin de dediği, efendim bunu görmeyin. O maddeden yararlanmak istemiyor ama affedin geçin. Bu nasıl olacak? Yani şimdi Türkiye'nin bugün itibariyle çözmesi gereken problem o bence. Yani bu gelenlere madem yararlanmıyorsunuz deyip normal terör örgütü üyesi işte kapsamında soruşturma, ceza soruşturması açılıp bu yürütülecek, kapsama atılacak. Yoksa bu eğip büküp yasalar işte aman açılım bozulmasın, bu iki açılım birleşsin deyip serbest mi bırakılacak? Bu problemi bence eğip bükmeden hükümet eğer gerekiyorsa açılım çerçevesinde ceza yasasında bir değişiklik yapmalı, bir formül bulmalı buna. Evet, demin de söylediğim gibi bazı yazarlar bu gelişmeyi senin gibi fevkalade olumlu yorumladılar. Senin bazı tenkitlerin var, onların da var ama mesela bugün önemli bir yazı CNN'i aynı zamanda yöneten Kanal T'de anchor Mehmet Ali Birand'ın. Öcalan gerçek patron olduğunu gösterdi. Yani çok net koyduğu için Mehmet Ali Birand'ı seçtim. Birand ne diyor? Abdullah Öcalan bir lafıyla PKK'yı hareketlendiriverdi. Türkiye'ye geri dönüş başlattı. Kürt açılımına ivme verdi. Ayrıca gerçek patronun kim olduğunu da herkese gösterdi. DDP'nin Erdoğan'a Öcalan'ın konuşulması gerektiğini, boşa söylemediğini adeta ispat eder gibi davrandı. Şimdi ümitler attı. Acaba PKK gerçekten Kandil'i bırakacak mı soruları giderek yaygınlaşıyor. Evet, bir başka yani yazı. Orada bir Murat Yetkin, isterse onu da okuyayım ondan sonra. Murat Yetkin ise bunu bir sistematiğe bağlıyor. Dün Habur sınır kapısına yapılan ve söylenenlerden propagandayı ayıkladığımıza geriye kalan şunlar oldu. Irak'ta PKK kontrolündeki Mahmur mülteci kampından aralarında çocuklu bir ailenin de bulunduğu 26 ve Kandil Dağı'ndan 8 militanın bulunduğu 34 kişi vukuatsız giriş yaptı. Bu kişiler Türk makamlarına teslim oldu. Bu teslimat Türk yasalarına herhangi bir değişiklik yapılmaksızın gerçekleşti. Ve oradan devam ederek diyor ki bu aslında hükümetin başarısıdır. Çünkü hükümet bir şekilde Abdullah Öcalan'ı örneğin baskı örneğinde İspanya'nın beceremediği gibi kullanmayı becerdi. Ve 34 tane kişiyi teslim etti. Şimdi Türkiye bunları bir çare bulursa PKK dağdan iner, silah bırakır getiriyor. Bu tür iyimser yaklaşımlar. Katılıyor musun? Yani katılıyorum ama orada kullanma meselesi belki de, yani Abdullah Öcalan'ı kullandı. Abdullah Öcalan neyi kullandı? Bu da ayrı bir parantez içinde tutmakta fayda var bugünkü durumu. Yani şimdi bu dünkü olayda inisiyatif %100 hükümetin elinde pek gözükmüyor. Ve orada yapılan yani dünkü eylemlerde inisiyatifin %100 DTP'nin elinde olduğu gözüküyor. Şimdi öyle görünüyor. Fakat burada bu Abdullah Öcalan'ın da tamam patronu o talimat verdi, bununla geldi. Şunların da etkisini göz ardı etmemek lazım. Bir kere Kandil'in ateşine püf dendi mi? Dendi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin o son açıklaması
bence çok önemli. Barzani'nin yaklaşımı, Irak merkezi hükümetini zaten öteden beri Türkiye'den çok farklı düşünmüyordu. Bütün bunları topyekun düşündüğünde bence bu bölücü örgüt de kendine bir çıkış yolu arıyor. İşte bu tür kahramanlar gibi Türkiye'ye gelme, işte sembolik de olsa dün bu ilk adımı atıldı. Ama bunlar, bütün bunlar ne olur bizi rahatsız edebilir, toplumu rahatsız edebilir, bütün bunlar şeyde var. Fakat şunu herkes herhalde temenni ediyordur. Bunun devamı gelsin. Bu dünkü sembolikti. Yani bundan sonra da en azından bu silah gerçekten teslim olsun. Şeyde, ha, gerçek anlamda teslim olsunlar. Ha, şu gerekiyorsa Türkiye'de bu mevcut yasalarla bu şekilde bu işin üstesinden gelebilmek, hani DTP'lilerin, Ahmet Türk'ün önerdiği gibi, yani hukuken olmuyor ama siyaseten yapın, görmeyin. Yani bunlar ceza soruşturması kapsamı dışında tutulsun. Tam orada bir nokta koyalım. Bir Ahmet Türk ne demiş? Bir daha dinleyelim istersen. Eğer gerçekten barışçıl bir sürecin gelişmesinin önünü açmayı esas alırsa, bu konuda hükümetin de bizlerin de duyarlılık göstermemiz gerekir ve gerçekten barışın kalıcı hale gelmesi için gelen arkadaşlarımızın tutuklanmaması gerekir diye düşünüyoruz. Yoksa bu güven ortamını ortadan kaldırır. Tabii ki gelen insanların hiçbirisi 221. maddeye göre gelen insanlar değil. Böyle bir şeyi kabul etmezler asla. Bunların amacı bu sürece katkı sunma amacıdır. Eğer 221. maddeye göre değerlendirilirse bu gerçekten çözümsüzlükte ısrar anlamındadır. Bugün bu grupların geliş nedenlerinin anlaşılmamış olduğu ortaya çıkar. Evet, ne diyorsun? Şimdi kritik nokta burada. O zaman Ahmet Türk'ün yapacağı bir şey var. Parlamentoda DTP grubu bir yasa önerisi verecek. Tek maddelik bir yasa önerisi verebilir. Yani Türkiye bunu da tartışsın. Madem bu açılım kapsamında, bilmiyorum hükümetin kafasında böyle bir model var mı, bunu nasıl, iki satırlık bir af çıkarırsın. Yani burada görmeyi ve yani ceza yasasında varsa bu, yani siyaseten görmemek böyle bir şey olacak şey değil. Yani hukuku çok fazla zorlamamak, yani bir özel durum yaratmaması gerekiyor Türkiye'nin. Ama eğer Türkiye'de akan kan duracaksa, bir barış ortamı, gerçekten bir barış rüzgarı esecekse, bu da yapılabilir. Yani siyaseten tabii ki bir takım zorlukları var. Bunu göğüslemek, hükümetin zaten açılım lafı bile Türkiye'de belirli bir takım reaksiyonlar yarattı. Hükümet orada bile zorlanıyor. Bundan sonra bu süreci nasıl götürecek? Herhalde 2 aydır, 3 aydır açılımın parametreleri henüz açıklanmış değil ama bu açılım tartışmasını yürüten siyasi otorite de bunu hesaplamıştır, bu olabilecekleri. Yani mevcut durumda evet, ben dağdan indim geldim, işte törenlerle karşılanıyor, işte Bölücübaşı'nın posterleriyle karşılanıyor. Yani Türkiye'yi çok rahatsız ölçüyü edecek. Ölçüyü kaçırıyor değil mi? Unsurlar var, kaçıyor tabii. Ha, yarın şunlar da olabilir, işte deniyor ki dağdan gelenler parlamentoya gelip konuşma yapacak, işte bir takım illerde, mitikte. Yani bu Türkiye'yi, bu süreci de dinamitler, Türkiye'yi de çok ciddi gerebilir, mevcut durumdan daha kötü noktalara götürme riski var. Ama ben yine zannediyorum ki DTP yöneticilerinin de bunları hesaplayıp daha sakin, daha sağduyulu bir çizgide, hadi dün bu gösteriler yapıldı, yani bundan sonraki sürecin devamında herkesin daha sağduyulu bir çizgide gitmesinde fayda var. Eğer herkes Türkiye'de sükunet, huzur ve barış ortamı istiyorsa. Devam edelim istersen. Bugün hakikaten enteresan. 13.30'da MGK toplanıyor. Abdullah Gül Başkanlığı'nda, Çankaya'da. Hükümet belli ki kafasındaki programı yavaş yavaş adım adım gerçekleştirmeye başladı. Yani neydi bu program? İçişleri Bakanı'nın 8 Ekim günü 3 gazetenin Ankara temsilcisine, işte bana ve Fikret Bila ile Murat Yetkin'e söylediği takvim şuydu. Ekim ayı için. Başbakan önce Irak'a gidecek, Bağdat'ta önemli anlaşmalar imzalayacak daha sonra. Irak tarafından, çok üstüne basa basa söylüyorum. Bir gelişme olacak, muhtemel bir gelişme olacak. Bence beklenen PKK'dan çok Barzani gibi geliyor bana ama, yani Barzani'nin paket servisini umuyordu bizimkiler biraz. Ve üçüncü aşamada meclise başbakan bir bilgi verecek. Bu bilgide de yılbaşına kadar atılacak somut adımların işte listesi olacak. Yani meclise denecek ki işte biz RTÜK'te yerel televizyonların Kürtçe yayınlarının süresini arttırmaya karar verdik. İki,
bazı üniversitelerde Kürtçenin serbest olarak seçmeni ders olarak okutulmasına karşı değiliz. 3, işte Kürtçe yerlerin isimleri iade edilecek, Türkçe olmayacak vesaire vesaire. Bunun gibi meseleler bir bakanın deyimiyle, Kürtçe bakanının deyimiyle ufak tefek de bazı sürprizler. Ama daha çok dil ve hukuk alanında atılacak adımlar var. Hukuk deyince de çok abartmamak lazım. Anayasadaki şeyinden bahsetmiyorum. Evet. Mesela taş atan çocuklar. Adalet Bakanlığı bu yasayı hazırladı. 2-3 maddelik bir şey belli ki yani. Neredeyse 3 hafta oluyor. Çocuğa çocuk muamelesi evet. yapılsın. Yani bunu mesela hemen meclise sunup geçirmek mümkün değil. Hayır, paketi beklediler. Hı-hı. Gibi. Ama araya MGK girdi. Bugün ayın 20'si. Aslında MGK benim hatırladığım kadarıyla yıllardır genellikle yılın son ayın son haftasında yapılır. Yani daha var süre. Fakat anladığım kadarıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan arkasına MGK'yı da alarak, yani MGK'dan geçmiş bir önlemler paketini alarak meclise bilgi vermeyi deneyecek. Ne dersin? Yani olabilir. Normal olanı da o. Ama bence bu MGK toplantısında bilmiyorum. Şu bak, Türkiye bunu birkaç senedir tartışıyor. İlk başbakan da tartışmayı senin bulunduğun bir gezide kendisi açmıştı. Evet. 221. madde. Portekiz gezisi. Evet. Şimdi burada Türkiye siyaset af çıkarmakta, yani bir genel af çıkarmakta zorlanıyor. Ve genellikle de bu 80 sonrası anayasanın da bir şeyi, devlete karşı işlenmiş suçları affedemiyor devlet. Ama sana bana karşı işlenmiş suçları affediyor. Tamam, adına af denmese de. Bakalım ne anlayacaklar. Aslında şunu göstermek istiyorum. Rakip olduğu için bizim kanalın yöneticileri kızabilir ama. Sen devam et. Şu var Enis, burada esas sıkıntı belki de 221. madde bu şartları koruyor aslında. 221. maddeye giren o kapsamda bu şu anda hakim karşısına çıkması beklenen bu Kandil'den gelenlerin de normalde serbest bırakmaya yetecek bir takım unsurlar var. Daha önceki uygulamaları da görüldü bunun. Fakat hep öteden beri hükümete de söylenen açılım kapsamında 221. maddedeki etkin pişmanlık. Şimdi adama şunu dedirtmeye çalışıyorsun. Daha çıkmış, ben geleyim silahı bırakayım teslim olayım. Ama ben çok pişman oldum. Etkin bir şekilde pişmanım. Niye? Bunu dedirtme sistem o. Şimdi karşı tarafta diyor ki ben hayır pişman oldum demeyeceğim. Sen konuşurken neyi verdim biliyor musun? Bu Kalp Seni Unutur Mu diye bir dizi var. Bizim yaş grubunu yakından ilgilendiren bir dizi olduğunu düşünüyorum. Hatırla Sevgilinin Devamı, 80 darbesi ve devamındaki şu anda işte çay kurabiye içip Çankaya Köşkü'nde ağırlanan Zevat'ın marifetlerini anlatıyor bu dizi. Şimdi onların suçu neydi? Hadi bunu geçtim. Daha yakınlarda PKK'dan değil başka örgütten giren çocukların suçu ne? Yani yeterince adam öldürmemiş olmak. Yani tahrik edici bir soru sorduğumu biliyorum, yanlış anlama. Yani bu işin sonu yeterince çok fazla kan dökersen mi devlet seni muhatap olarak alacak? Yani böyle bir mantıksızlığa bence prim vermemek lazım. Bak İHA ajansı Mahmur kampının boşaltılmasına tanıklık etti. Arkadaşlar alırlarsa şöyle bir manzara var. Bir aile vedalaşıyor. Devam ediyoruz. Kandil'den gelen arkadaşlar, çocuklar, temiz çocuklar, Halil İbrahim sınır kapısında açıklama yapıyor. Evet, 1959 doğumlu bu Zevat, bu beyefendi. Kamil Yüksek ismi. Yanındaki eşi de Hamsiye Yüksek. Yanında çocuklarıyla birlikte geliyor. Şu iki çocuk çok enteresan. Şu iki çocuk çok belli ki Mahmur'da doğmuş. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarından benim tereddütüm var. Çünkü yani oraya gidip de kimlik nüfus cüzdanı vermek veya işte nüfus memuruna kaydettirmek imkanı yok bu adamın. Yani eğer gelenlerin hepsi böyle olsa eyvallah da şu ne oluyor şimdi? Yani bunu biz şimdi muhatap mı sayacağız? O zaten Türkiye'nin bir ayıbı o. Mahmur kampı. Orada biz Türkiye'nin vatandaşları. Ama bu Kandil. Şimdi gösterdim. Karıştırmasınlar. Şimdi o işte meselenin en kritik, yani orada tartışması zor olan tarafı o. Ama ben baştan da söyledim, onlar da gelsin. Yani Türkiye'de eğer terörü durduracaksa bir şekilde madem açılım, bunun yöntemini de bulsun Türkiye. Türkiye'yi idare edenler. Evet diyelim ve hemen kısa bir reklam arası verelim. Kısa reklam arasından sonra Azerbaycan ne kadar uzanacağız? Türkiye-Azerbaycan ilişkilerindeki son gelişmeleri değerlendireceğiz efendim.
Önce şöyle bir hızlıca piyasalara bakmakta yarar var. Bugün itibariyle 1.4974 yani 1.50'ye dayanmış olan bir euro dolar paritesiyle içeride de 1.45'in hemen altını deneyen 1 dolar TL paritesi var. 8.05 ile açıldı gösterge faiz. Birazdan da borsanın büyük bir ihtimalle MKB'nin alımlarla güne başlamasını bekliyoruz. Evet, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri belki tarihindeki en ağır krizi yaşıyor desek yeridir. Bununla ilgili resmi zevat çok konuşuyor. Birazdan Ahmet Davutoğlu'nu da vereceğim. Resmi zevata itibar eden matbuat da Azeriler'de mesela işte artık kardeşliği komşuyuz gibilerinden manşetler sesilmeye başlandı, izlenmeye başlandı ama bana bugün en çarpıcı gelen bizim ortak arkadaşımız Ankara mümessili, Türkiye Gazetesi'nin ve aynı zamanda da İhlas Medya Grubu'nun Ankara temsilcisi Nuri Elibol. Nuri Elibol'u tanıyanlar tanır, tanımayanları biz tanıtalım. Eski askerdir, eski evet. Türk Silahlı Kuvvetleri mensubudur, binbaşılıktan emeklidir. Ve genellikle özel işlerde çalışmış bir arkadaşımızdır. Özel işler değil mi? Özel kuvvetlerde. Özel kuvvetlerde, peki. Ve bugün bir yazı yazmış, çok samimi olduğu için. Buraya bir alıntı yapmak istiyorum. Ben de 90'lı yıllarda Azerbaycan'ın bağımsızlığı için o topraklarda resmi görevle emek veren bir insanım. Yaptığım iş gereği rahmetli Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev tarafından Fahri Ferman'la ödüllendirildim. İşim gereği o topraklarda şehit düşseydim herhalde aynı şehitlikte olacak ve bugünkü muamele bana da yapılacaktı. Çok ağrına giden noktası Azerbaycan'daki Türk şehitliğine deki bayrağın indirilmesi Nuri'nin. Yalnız ama hakikaten ayıp bir şey. Çok ayıp. Ben işte Davutoğlu da anlatıyor onu. Yunanistan'da da Türk şehitliği var. Türkiye'nin dünyanın pek çok yerinde Türk şehitliği var. Hepsinde de Türk bayrağı dalgalanıyor. İşte Suriye'de de var. Başka pek çok ülkede var. Yani o ülkelerle ilişkilerin en kötü olduğu zamanda bile o bayraklara dokunulmuyordu. İlk defa herhalde böyle bir Türk şehitliğinde bayrak indirme krizi bu Azerbaycan'da yaşanıyor. Ve devam ediyor. Eminoğlu'nun yapılarını hazmedemiyorum, Nuri diyor. Çünkü ben Bakü'de devlet yetkililerinin talimatı ve izni olmadan hiçbir gücün o bayraklara dokunabileceğine inanmıyorum. Oradaki işi gayet iyi bilirim. Ayrıca hiçbir Azerbaycan Türk'ünün bu olayı tasvip ettiğine de inanmıyorum. Geçici bir restorasyon faaliyeti açıklamasında palavra olduğuna inanıyorum. Çok kızmış. Uzun zamandır Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nda Türkiye karşıtlığını körükleyen bir ekip var. İşte geldik esas yani işin duygusal sistem dışındaki bölümüne. Bu ekip Azerbaycan'ın Rusya'nın kucağına itme çabasında. Bu amaçla ortaya çıkan her fırsatı değerlendiriyorlar. Eski KGB kalıntıları da iş başında diye devam ediyor. Aslında çok benzer bir açıklamayı Ahmet Davutoğlu da yaptıydı. İstersen onu dinleyelim, ondan sonra yorumunu alalım. Türkiye Cumhuriyeti yetkililer olarak bizler için ve 72 milyon Türk halkı için Azerbaycan bayrağı ve Türkiye Cumhuriyeti bayrağı ortak milletin bayrakları olarak, Türk bayrakları olarak aynı ölçüde azizdir. Yine Azerbaycan toprakları bizim topraklarımız kadar, bizim için bizim topraklarımız gibi kutsaldır ve onların işgalden kurtarılması bizim için en temel milli meselelerimizin başında gelir. Gök yere inse Türkiye'nin bu pozisyonu değişmez. Azerbaycan topraklarında şehit düşmüş şehitlerimizin ve bu şehitlerimizin üzerinde onların gölgesinde uyuduğu bayrağımız ve o şehitlerimiz için Fatiha okunan şehitlik camimiz her şeyden önce Azerbaycan halkının izzetine, onuruna emanet edilmiştir. Ve Türkiye ile Azerbaycan arasına nifak sokma çabalarına da hiçbir zaman izin vermeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız daha evvelsi gün Başkan Obama'yı aradığında konu Azerbaycan işgal altındaki topraklarıydı. Evet, ne diyorsun? Yani burada tabii Azerilerin tepkisini yani biraz yani bu kadar ileri aşırıya götürmesini ben anlamakta zorluk çekiyorum. Yani Türkiye'nin yaptığı tartışılabilir. Eleştiren var bugün, karşı çıkan var işte. Türkiye'de de var. Türkiye onu söylüyorum. Muhalefet karşı çıkıyor. Şey. Ama bu meseleye bir Türkiye-Ermeni ilişkileri açısından bakarsam farklı. Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri. Meseleni Karabağ'daki yani Ermenistan'da Azerbaycan topraklarındaki Ermeni işgali mi? Bu işgal dün olmadı. 3 ay önce olmadı. 3 sene önce olmadı. 16 yıldır devam ediyor. Ve 16 yıldır da Türkiye o sınırı kapattığı işgal üzerine bunu ambargo uyguluyor Ermenistan'a. Bütün bunlar şey Türkiye'nin karşılaştığı problemler var. Ermenistan evet Türkiye ciddi bir şekilde zorluyor. Ama bir de şunu düşünün. Yani bu sınır açılır, Türkiye'nin ilişkileri normalleşirse
Buradan bu Azerbaycan'ın acaba ne zararı olacak? Ben onu anlamakta zorlanıyorum. Yani o toprakları Türkiye sınırı kapalı tuttuğunda işgalden kurtarabilecek mi Azerbaycan? Kurtaramadı bugüne kadar. Ha, bundan sonra daha etkin bir yöntemle, diplomasi yöntemiyle, mesela şunu Türkiye'nin koşullarından birisi, hükümetin hem Azerbaycan'a verdiği güvence, hem iç kamuoyuna verdiği güvence, bu işgal devam ettiği sürece bu protokol meclis onayından geçmez. Ki bununla ilişkin bir takım çabalar, bir takım girişimler var. Hem Rusya Cumhurbaşkanı'nın görüşmeleri, Obama ile görüşmesi, Rusya Devlet Başkanı Medvedev ile görüşmesi. Bütün bu görüşmelerde de ben sanıyorum bu mesele konuşuluyor. Diplomatik temasla, yani bir an önce o işgali bitirmek. Türkiye'nin uyguladığı yöntem de bu. Ha, bu yöntem hatalı diyebilirsiniz şunu. Ya, bunları demek ayrı, eleştirebilir. Azerbaycan da Türkiye'nin uyguladığı diplomasiyi, dış politikayı eleştirebilir. Ama bunu işte düşmanlığa vardıracak şekilde bayrak indirmeye, iki ülke arasındaki ilişkileri germeye götürmesi bence biraz fazla. Yani sanki Azerbaycan'ın dediğini yapmayınca Türkiye kötü kardeş oldu. Ve belli ki doğalgaz fiyatına da zam istiyor İlhan Aliyev. Onu da bir kenara not edelim. O işin bununla birleştirilmesi o ayrı bir ayıp bence. Neyse. Bir taraftan bayrak indirip bir taraftan doğalgaz fiyatı istiyorsun. Yani neyse. Evet, bu Radikal Gazetesi bugün birinci sayfasında Kürt haberlerin hemen yanında ses kayıt formülü diye bir küçük haber var. Bu enteresan. Kürt açılımı ile ilgili randevu için kamera şartı koşan CHP lideri Bayrakalı, Başbakan Erdoğan ses kayıt cihazıyla kaydedilsin teklifi yapacağı öne sürüldü. Radikal Gazetesi'ndeki bir haber bu. Ne dersin, bugün 11.30'da Başbakan cevabını açıklayacak Bayrakalı. Böyle bir formül gelebilir mi? Yani gelebilir. Tabii. Şimdi DTP'lilerle bildiğim kadarıyla Başbakan'ın görüşmesinde tutanak tutuldu. Yani evet. İleride bir sıkıntı yaratmasın diye. Onu önerebilir. Ama sen konuştun Baykal'la. İki konuda da alalım senin bilgilerini ve yavaş yavaş da ondan Baykal'dan sonra kapatalım. Çünkü İçişleri Bakanı'na da geçmek zorunda. Edindiğim izlenim şu. Yani bu konuyla ilgili bu görüşmede Baykal burada devlet sırrı falan söylemeyecekler diyor. Bir kere benim ne söyleneceği belli burada, ne konuşulacağı. Bunu da halktan gizli yapmayalım. Kamera kaydı altında olsun, o ısrarında robot kamera olsun, içeride kameramanlar dolaşmasın. Robot kamerayla bu görüntü kayıt altına alsın, hem ses hem görüntü. Ve bunu da bir yarın kamuoyuna açıklayalım demiyor. Başbakanın da uygun göreceği bir zamanda açıklansın. Ha şunu söylüyor, eğer gerçekten bir devlet sırrı mahiyetinde bir konu, kritik bir mesele görüşülecekse orada ısrarlı olmam diyor. Ama önce bir şu şartı var, mektupta da yazdığı, mektupta çok ağır eleştirileri vardı bu açılım konusunda hükümetin yanlışlarını ifade eden Deniz Baykal'ın. Onları bir kere bir konuşmak, yüz yüze konuşmak istiyor ve bunun da kayıt altında alınmasında ısrarlı. Ha, onun ötesinde başka meseleler var. İşte uluslararası alana taşan kısımları işin gerçekten devlet sırrı olan, bunları konuşabiliriz diyor. Ve bir de bir şey ekliyor. Ben ama bütün böyle çok önemli devlet sırrı falan hiçbir görüşmede de devlet sırrı duymadım bugüne kadar diyor. Yani inşallah bu sefer söyler ama devlet sırrı kapsamı dediğim gibi kayıt dışı olabilir diyor. Peki devam edelim. Cumhurbaşkanı'nın önerisine ne diyor? Cumhurbaşkanı'nın önerisine de hiç... Yani MGK bugün toplanacak mı? Yani iki şey var Cumhurbaşkanı'nın söyledi. Bir, MGK öncesi ve sonrası ana muhalefete ve meclis başkanına bilgi. Bunu yapamazsın, bu anayasa engeli var diyor. Doğru. Bunu yapması çünkü anayasa gereği oradaki görüşmeler, konuşmalar gizlidir. Gizli kalmak zorundadır. Bu olmaz diyor. Onu kapatıyor. İkinci yol, ana muhalefetin MGK Milli Güvenlik Kurulu'na üye olma meselesi. Bu da olmaz diyor. Yani bir de buna gereği de yok diyor. Ben muhalefetim. Siz orada toplanın. Bütün mesele, eğer ana muhalefetin bilmesi gereken konular varsa burada çok halka kapalı değil, demokratik diyalog ortamını. Yani burada mesela bence şu önemli, diyalog ortamının devam etmesi. İktidar muhalefet, yani bu ana muhalefeti başbakan zaman zaman bilgilendirebilir. Yani bunu yapmalı da. Başka kurumlar da mesela önemli bir gelişme varsa bu açılım konusunda Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı'ndan tutun, başka Dışişleri Bakanı, ki zaman zaman yapılıyor bunlar ama çok sağlıklı yürüyen mekanizmalar değil. Ben edindiğim izlenim Deniz Baykal'dan bu mekanizmalar işletilsin. Bir de medeni bir diyalog iktidar muhalefet arasında bu kurulsun. Yani bu kavga ortamından Türkiye kurtulsun.
Bence de önemli bir şey. Yukarıda iktidar ana muhalefet kavgası devam ettiği sürece aşağıda toplum da geriliyor ve kutuplaşıyor. Evet, kapatmaya yakın kısa bir icmal verelim. Saat 10 itibariyle İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Koordinatör Bakan, Demokratik Açılım Milli Birlik Projesi Koordinatörü Ankara temsilcileriyle buluşacak ve Habur'daki son gelişmelerinin kısa bir briefingini sunacak medya mensuplarına. Saat 11.30'da Başbakan Adalet ve Kalkınma Partisi grubunda bir konuşma yapacak. Bu konuşmada Kürt açılımına değinmesi bekleniyor ama esas merakla beklenen konu Deniz Baykal'ın CHP liderinin, ana muhalefet liderinin kendisinin randevu talebine TV kameraları gelirse olur şartını koşmasına karşı getireceği formüller ve üslup olacak. 13.30'da Milli Güvenlik Kurulu Çankaya'da Abdullah Gül Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Başkanlığı'nda toplanacak. Muhtemeldir ki saat 7'ye 8'e kadar sarkar. Bu uzun bir MGK olmasını bekliyorum ben. Bu MGK'dan sonra çıkacak bildiri de aslında önümüzdeki günlere ışık tutacak ve Başbakan'ın meclis konuşmasına da bana sorarsanız dayanak teşkil edecek. Ve bu arada tabii Habur'dan da gelen haberi bekleyeceğiz. 5 PKK'lı hakkında biri NT olmak şartıyla verilecek karar, hakimin kararı bu PKK'lıların serbest mi kalacağı yoksa tutuklanarak hapse mi gönderilecek konusunda son sözü söyleyecek. Ve kapatırken hemen bir milliyetin manşetine bakmak istiyorum. Men dakkuduk ederler, biliyorsun Araplar. Bugün bana, yarın sana, çalma kapını, çalarlar kapını. Hiç yorum yapmaya niyetim yok. Erdoğan'ı bile dinlemişler diye bir manşet. Dün biliyorsun Aydınlık Dergisi'ne yapılan baskında ele geçirilen ses kayıtlarında Erdoğan ve Cüneyt Sapsu'ya ait görüşmelerinde ses kaydı bulundu. Melih Gökçek de dahil. Bu, eğer yanlış hatırlamıyorsam, yerel seçimden önce de gündeme gelmişti. Ankara'da bunları böyle şeyle e-mail'e dağıttılar. Almayanı da dövdüler yani diye hatırlıyorum ama gazete manşetlerine çıkması tabii yeniden enteresan, aydınlıkta bulunması hasebiyle polis sonunda el koymuş duruma. Ve baktığımızda 598 puanlık bir artışla başladı güne. İMKB 100 endeksi ve 1.49.72 düzeyinde euro dolar paritesine paralel olarak 1.44.90, 1.45.25'lik de bir dolar kuru var. İçeride 8'in biraz üzerinde, %8'in biraz üzerinde gösterge faizimiz. Güne böyle başlayacağız. Saat 10 gibi tekrar ediyoruz. İçişleri Bakanı, Koordinatör Bakan Beşir Atalay'ın toplantısı var. Ondan sonra da çok yoğun bir haber gündemi var. Bana sorarsan CNN'den ayrılmayın efendim.